Bütün dünyada hem de Türkiye'de tüm emtialarda, tüm para birimlerinde, tüm borsalarda çok kritik rakamlardayız. Önümüzdeki süreçte belki de bir daha bu seviyeleri hiç görmeyecek ya da çok uzun bir süre bu seviyeleri görmeyecek. Kimileri sat fırsatı veriyor şu anda, kimileri de al fırsatı veriyor bana göre. Elbette bu söylediklerimiz bir yatırım tavsiyesi değil ama elimizden geldiğince dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak sizlerle öngörülerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada neredeyse 1 milyon insana bir salgın olarak yayılmış durumda ve geometrik olarak büyüyor gördüğüm kadarıyla. Çin'de kalacak diye düşünülen hastalık şu anda Amerika'yı bir merkez üssü haline getirdi. İtalya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerini çok ciddi anlamda sarsar hale geldi. Çin'deki ölü sayısını geçtiler. Çin'deki salgın sayılarını geçmiş durumdalar. Çin'de işler duruldu mu? Yani işler yoluna girdi mi? Öyle gibi görünüyor. Tam üretim başladı, her şey yoluna girdi falan deniliyor Çin'de. Ama sonrasında bir bakıyorsunuz yeni yeni vakaların ortaya çıktığı konuşuluyor. Salgının tekrar aynı hızda devam edebileceği, hatta hızını arttırarak devam edebileceği falan konuşuluyor. Ve koronavirüs şu anda hayatımızın her noktasına, kılcal damarlarımıza kadar işlemiş durumda. Bu hastalığa yakalanalım ya da yakalanmayalım. Ve görünen o ki bütün dünyanın da konuştuğu bu koronavirüs meselesi yepyeni bir dünya düzenini de bizlere alıştıracak. Bu işten belki 2 sene, 3 sene sonra, belki 1 sene sonra uyanacağız ve yeni bir dünya düzenine uyanmış olacağız. Bu kabus bittiğinde belki çok güzel günler bizi bekliyor olacak ya da hiç istemediğimiz, hiç beklemediğimiz, hiç alışık olmadığımız tarzda bir dünyaya uyanacağız. Genel görüş dünyanın çok daha iyi bir noktaya gideceği yönünde. En azından Endüstri 4.0'ın hayatımıza gireceği, alışkanlıklarımızın, ezberlerimizin bozulup bundan sonra çok daha iyi bir dünyaya doğru yol alacağımız, çevre bilincinin gelişeceği, sağlık sisteminde teknolojinin çok daha ön planda olacağı, karanlık fabrikaların geleceği vesaire. Bu konuyla ilgili çok geniş bir video çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Bunu da ayrıntılı olarak anlatacağım sizlere. Ama tabii ki bu koronavirüsle ilgili gelişmeler ilk etapta çok ciddi zararlar verecek hepimize, her şeye. Sadece hepimize değil, her şeye. Bildiğimiz manadaki ekonomiye zarar verecek, bildiğimiz manadaki finans sistemine zarar verecek, bildiğimiz manadaki ulusal yapılara zarar verecek. Pek çok siyasetçi belki bu süreci doğru yönetemediği için iktidarlarından vazgeçmek zorunda kalacak. Ya da pek çok yönetici iktidarını daha da güçlendirecek bu süreçte. Tamamen bu süreci nasıl yönettiğine bağlı olarak değişecek bence. Bu hastalık 3 salgından oluşacak. Daha önce de söylemiştim. Daha doğrusu bazı ülkeler 2 salgın yaşayacak, bazı ülkeler 3 salgın yaşayacak. 2 salgın yaşayan ülkeler halkına değer veren ülkeler olacak. Halkının yanında olan, bu zor gününde halkının arkasında duran ülkeler sadece 2 salgınla bu işi atlatacaklar. Ekonomik salgın ve hastalık salgını. Ama halkını önemsemeyen, ikinci plana atan ya da halkın ihtiyaçlarını görmeyen, görmemezlikten gelen, karşılayamayan ülkeler ne yazık ki 3. salgınla, yani sosyal salgınla da karşı karşıya kalmak zorunda kalacaklar. Bu çok önemli bir nokta bakın. Zaten şu anda yapılan yardımlar özellikle Amerika'da, Avrupa'da, gelişmiş olan ülkelerde direkt halka yapılan yardımların arkasında da bu gerçek yatıyor. Sosyal sıkıntıların önüne geçmek. Tamam, bir hastalık var ortada. Evet, bu bir ekonomik salgına da yol açacak. Evet, belki krize götürecek. Evet, belki bunalımlar yaratacak. Ama sonuç itibariyle ben halkıma yansıtmazsam en az kayıpla atlatırım. Hastalık kaybı ve ekonomik kayıplar benim vereceğim kayıplar olur ama en azından sosyal patlamalarla, sosyal problemlerle uğraşmak zorunda kalmam diyen ülkeler iki salgınla baş edecek. Bunun tersini yapan ülkelerse ne yazık ki üçüncü salgınla da karşı karşıya kalacak çok büyük ihtimalle. Çünkü bu hastalığın öyle birkaç günde bitmesi, birkaç ayda bitmesi ya da yaralarının öyle birkaç ay içerisinde sarılması mümkün değil arkadaşlar. Çok ciddi bir ekonomik salgın geliyor, çok ciddi bir ekonomik kriz geliyor ve bunun sonrasında da çok ciddi bir ekonomik bunalım geliyor. Bunu bir tarafa not edin. Finans piyasalarında da bildiğimiz ezberlerin çoğu bozulmuş durumda. Mesela Amerika bu kadar çok para verdiğinde piyasaya ya da Avrupa Merkez Bankası piyasaya bu kadar çok para verdiğinde, keza diğer parası olan ülkeler piyasaya bu kadar çok para verdiğinde, faizleri aşağı indirdiğinde bu işin bir şekilde çözülmüş olmalı.
olması gerekirdi. Nitekim 2007-2008 krizinde uygulanan parasal genişleme belki krizi tak diye durdurmadı ama hızlı bir şekilde deva oldu ve o krizden hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın güçlü bir şekilde çıkmasını beraberinde getirdi. Bu kriz ise çok başka bir kriz sevgili dostlarım. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ve başka bir kriz olduğu için de bu parasal genişlemeler finans sektöründeki enstrümanları ayağa kaldırmak için değil, en azından halkları bu dönemde ayakta tutarak, gerekiyorsa enflasyonu arka plana atarak, gerekiyorsa para piyasalarındaki gelişmeleri arka plana atarak, gerekiyorsa ekonomideki bütün ezberleri geride bırakarak sadece halka odaklanmayı hedefliyor. Çünkü halkın ihtiyaçları böyle bir dönemde karşılanmazsa çıkabilecek sorunları bu ülkeler çok net görüyor. Onun için parasal genişlemeleri falan, işte parasal genişleme oldu, dolar düşer, parasal genişleme oldu, borsalar uçar falan bakış açısının ne kadar yanlış bir bakış açısı olduğu zaten gelişmelerle de görünüyor. O parasal genişlemelere rağmen borsalar düşmeye, çökmeye devam ediyor. O parasal genişlemelere rağmen altına ve dolara talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Şimdi gelelim adım adım neden kritik seviyelerde olduğuna rakamların. Öncelikle borsalarla başlayalım. Bana göre borsalar son satış fırsatını veriyor. Hem uluslararası borsalar, Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya da dahil buna, bütün bu borsalar şu anda son satış fırsatlarını veriyor. Bu sakinliğin sebebi de o, fırtına öncesi sessizlik. Çok sert satışlar gelecek ve muhtemelen biz Mart ayında yaşanan o en düşük seviyelerin de çok daha altını göreceğiz. Tüm dünya borsalarında, Türkiye'de dahil buna, gelen satışların o kadar da yüksek olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Daha %30, %40, %50'lik destek noktalarına pay olduğunu görüyoruz, ana destek noktalarına. Ve bu satışların gelmesi durumunda belki 50-60 bin, bir örnek olsun diye söylüyorum sizlere, 50-60 bin seviyesine inen bir BIST 100 endeksi göreceğiz. Şu anki 88 bin seviyesi bile çok yukarıda bir seviye olarak kalacak. Onun için bana göre şu anda Türkiye'deki borsa tam bir satış fırsatı veriyor. Bu seviyeden sattın, satmadın, bu seviyeleri bile bir daha görme imkanın olmayabilir sinyali veriyor. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil, tamamen benim öngörülerim sevgili dostlarım. Ama gelişmelerde işin o tarafa hızlı bir şekilde gittiğini gösteriyor. Ve gelelim dolara. Dolar yine bu biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı, yani dünyada işlerin iyiden iyiye kaygı verici bir duruma gelmesinden dolayı, özellikle hem Amerika'da hem Avrupa'da işlerin karışmasından dolayı, Çin'in tam anlamıyla bir türlü üretime geçmemesinden dolayı, koronavirüs nedeniyle bütün insanlığın evlerine kapanmış olmasından dolayı dolara olan talep her geçen gün artıyor. Neden dolara olan talep artıyor? Çünkü dünyanın en geçerli para birimi hala. Uzun bir sürede dolar geçerliliğini korumaya devam edecek. Hatta belki dijitalleşme ortamında bile dolar yine de çıpa para olma özelliğini devam ettirecek. Ve hala en güvenli liman dolar. Bu nedenle de dolara talep her geçen gün devam ediyor ve kriz derinleştikçe, bakın dikkatinizi çekerim, dolara olan talep de aynı oranda artmaya devam ediyor. Ve bana göre Türkiye'de 6.60 seviyeleri çok yüksek bir seviye gibi görünmesine rağmen, hatta bugün 6.68'e kadar yükselmiş olmasına rağmen, dolar da son alım fırsatlarını veriyor bu seviyelerde. Bundan birkaç gün sonra bu seviyeleri bile arar olacağız. Neden? Çünkü dolara olan talep her geçen gün artacak, riskler her gün biraz daha belirginleşecek ve doğal olarak da dolar yükselişini hem Türkiye'de hem gelişmekte olan ülkelerde hem de Avrupa'da devam ettirecek. Hem de Avrupa'da meselesini özellikle vurguluyorum. Çünkü buradan Euro'yu yorumlayacağım sizler için. Hem Euro'yu yorumlayacağım hem de pariteyi yorumlayacağım. Bakın Euro'da bana göre 7.30 seviyesiyle şu anda satış fırsatı veriyor. Türkiye için konuşuyorum. Neden? Çünkü Euro'da değer kaybedecek arkadaşlar. Aynı gelişmekte olan para birimleri gibi. Yani parite aşağıya doğru düşüşünü sürdürecek. Şu anda 1.09 seviyesinde olan pariteyi biz çok kısa bir zaman içerisinde 1.05 seviyelerinde görebiliriz. Ve 1.05'in kırılmasıyla birlikte Euro-Dolar paritesi Dolar-Euro paritesine dönebilir. Şu anda 7.30 olan seviyeleri bir anda bugünkü 6.68 dolar seviyesinde görebiliriz. Onun için ben Euro'daki düşüşün hızlı olacağı kanaatindeyim Türkiye'de. Ama şunu da unutmayın. Türk lirası karşısında Euro'da, dolarda yükselmeye devam
devam edecek. Sadece euro ile dolar yer değiştireceği için euro değer kaybı göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bu da yine benim görüşüm. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi kararlarınızı kendiniz alacaksınız. Diğer taraftan altına baktığımız zaman 1580 seviyesi çok kritik arkadaşlar. 1580 aşağıya doğru kırılırsa 1560'a kadar gider. Ama bu kadar çok riskin olduğu bir ortamda, bu kadar çok gerginliğin olduğu bir ortamda şu anda durulan piyasaları sakın tamam ya deniz bitti, kara göründü olarak yorumlamayın arkadaşlar. Bu tamamen fırtına öncesi sessizlik pozisyonu bana göre. Dar bir banda sıkışmış durumdalar, her an patlamaya hazırlar. Ve büyük ihtimalle büyük patlamada yine borsalar öncülüğüyle gelecek. Önce borsalarda sert satışlar olacak. Özellikle dolar ve altında sert yukarı hareketler göreceğiz. Paritede de geri çekilmeler göreceğiz. Ve doğal olarak da Türkiye'deki gram altın satış fiyatının da hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Şu anda dolar 6.68 seviyesinde, bana göre 6.81 hedef bile olmaktan çıktı. Birkaç gün içerisinde, çok yakın bir zaman içerisinde 6.80 seviyesini görürüz zaten Türkiye'de. Bir sonraki hedefimize odaklanmaya başlayacağız normal koşullar içerisinde. Çok büyük bir kriz olmadığını kabul ederek 7.20 hedefine doğru yürüyeceğiz. Çok ciddi bir kriz ortamı olursa zaten dolar kontrolsüz bir şekilde yukarıya hareketini devam ettirir. Kademe kademe gittiğini düşünürsek 6.80'den sonra yeni hedefimiz olan 7.20'yi konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Yine o da çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Altının onsunun 1600'ün üzerine tekrar çıkmasıyla birlikte de biz gram altın fiyatını 350-360 lira aralığında göreceğiz. Bakın burada kritik bir nokta var. Hep sizi bu konuyla ilgili bilgilendirmeye çalışıyorum. Altın fiyatları ons olarak yurt dışında düşse bile, 1630 dolardan 1580 doların altına gevşese bile Türkiye'de gram altın düşmüyor dikkat ederseniz. Yani 342 liradan 340 liraya geliyor ya da 339 liraya geliyor. Ama 310 lira olmuyor. Neden? Çünkü yurt dışında ons düşse bile Türkiye'de dolar arttığı için onu dengeliyor. Keza Türkiye'de dolar düştüğü zaman yurt dışındaki onsun yükselişi yine gram altını dengeliyor. İkisinin de yukarıya doğru hareket ettiği dönemlerde gram altında sert yukarı hareketler görüyoruz. Aynı şeyi önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine göreceğiz. Gram altın yine hızlı bir şekilde yukarıya atacak kendisini. En kötü ihtimal 350-360 aralığında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Ama büyük ihtimalle 360 liranın üzerinde, 360-370 lira aralığında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Altının onsu da 1580'i aşağıya kıramadığı sürece 1600'ün üzerine bir kez daha atacak kendisini. Belki de bu son hareketi olacak. Gram altın için bu son alım fırsatı olacak bu seviyelerden. 1700'ün üzerine doğru hızlı bir şekilde hareketlenen, özellikle krizin derinleşmesiyle birlikte yukarıya doğru hızlı bir şekilde hareketlenen altın ons fiyatı ve dolar fiyatı göreceğiz. Bu da gram altındaki çok sert yükselişleri beraberinde getirecek sevgili dostlar. Peki ne yapabiliriz? Ne yapılabilir? Borsaya hiç bulaşmam. Bu seviyeler dip seviyeler diyenler büyük yanılacaklar. Borsalar esas düşüşlerini yaşamadılar. Çok sert düşüşlerle karşı karşıya kalacağız. Onun için arkadaşlar borsalardan mümkün olduğunca uzak durun derim. Euro'da da pariteye bağlı olarak bence biraz daha temkinli olmakta fayda vardır. Bana göre en garanti olan altın ve dolar. %50-%50 yapabilirsiniz. Ya da gram altının avantajından dolayı, ons ve dolar avantajından dolayı altın miktarını sepetinizde bir miktar daha fazla tutabilirsiniz. %60-%40 ya da %70-%30'luk bir sepet yapabilirsiniz altın lehine. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi de mutlaka açın ki sizlere hızlı bir şekilde ulaşalım. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.